Ülkemizin önemli kültür rotalarından biri olan Sempol yolunun Sipahiler, Adada, Sütçüler parkurunu yürüyeceğiz. Bu 5 günlük yürüyüşte geçeceğimiz iki antik kentten biri olan Adada'yı göreceğiz. Diğeri ise son bölümde göreceğiniz Padnelissos antik kentidir. Rotaya girebilmek için 1 kilometre köyün karşısına geçtim. Şu an rotadayım. 1 kilometre ve fazladan 20 dakika yürümüş oldum. Sabahtan beri kaybolmaktan bir hoş oldum. İki kere aşağı vadiye inip çıktım. Ama şu an yoldayım, işaretli yolda. Adada'ya giden antik yol kalıntıları. Altta Sipahiler 6 saat 5 dakika diyor. Yukarıda da Sempol yolu, Perge Adada yolu 25 dakika. Güzel. Adada'ya çıkan antik yol üzerindeyim. Burasının eski bir yol olduğu ortada. Belki de toprak sıyrılmış olsa altından taş döşeli yol çıkacak. Çünkü yukarıdan moloz gelmeye meyilli bir yer. Adada bir Pisidya kenti, kentbeyi buradan muhtemelen arabasıyla atlar çekerek çıkmıştır veya aşağı inmiştir. Bir yarım saattir falan bu yol üzerindeyim. Tabii yolun güzelleştiği yerler birazdan gelecek. O taş döşeli herkesin bildiği yollar. Sonunda Pisidya'nın önemli kentlerinden biri olan Adada'ya ulaşıyorum. Bölgede uzun zamandan beri yapılan kazı ve araştırmalar, Pisidya'nın Neolitik dönemden yani M.Ö. 7000 civarından itibaren Anadolu'da önemli bir kültür bölgesi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Adada adının Anadolu'nun en eski yerli halkının dili olan Lüvici olduğu düşünülmektedir. Adada antik kenti, Isparta ili Sütçüler ilçesine bağlı Sağrak köyü yakınlarındadır. Kovada gölünün güneydoğusunda yer alan kente Eğirdir'den sonra Sütçüler'e uzanan asfalt yoldan 50 km gidilerek ulaşılabilir. Adada antik kenti sadece bölgenin değil Anadolu'nun en sağlam kalabilmiş antik kentlerinden biridir. Isparta Sütçüler'in eski adı olan Baulo ve Karabaulu veya Karabaulu adlarının Aziz Paul adından geldiği öne sürülmüştür.
Sempol'ün geçtiği Perge Antiyokya'sı yani Yalva çölü üzerinde bulunan bu iki yerleşmeye verilen isimlerin Sempol'le ilişkili olabileceği söyleniyor. Gerçekten de Aziz Paulus geçmiş olduğu yerlere yer adı olarak damgasını vurmuş biridir. Mesela Konya Kilistra'daki Paulönü adı hala yaşamaktadır. Aziz Paul'un diğer adı Paulus, Paulos ya da Paul ya da en eski adı olan Şaul'dan da gelen yer adları mevcuttur. Sadece bölgenin değil Anadolu'nun en iyi ayakta kalmış antik kentlerinden biridir adada. Sadece antik kentiyle değil ayakta kalmış olan kilometrelerce süren ve bağlantısı hiç kopmayan antik yolu da dünyada belki eşi benzeri olmayan bir örnektir. Hristiyanlığı yaymak amacıyla yürüyüşe çıkan Aziz Paulus'un geçtiği yol işte tam da burasıdır. Aziz Paulus'la ilgili kafamdaki bilgileri de aktarmak istiyorum. Aziz Paulus aslen Tarsuslu bir Yahudidir. Asıl adı Şaul'dur. Hazreti İsa'yı vakti zamanında taşlayanlardan biridir. Ancak Hazreti İsa'nın ölümünden 42 veya 43 yıl sonra gördüğü bir rüya üzerine onun gerçek bir peygamber olduğuna inanır. Ve hak din olduğuna inanmış olduğu Hristiyanlığı yaymak için iki kere büyük yolculuğa çıkar. Bu yolculuklarında Adada'dan da geçmiştir. Taş medeniyeti. Şimdi gelelim dünyanın en güzel korunmuş taş döşeli antik yoluna.
en çok depremlerle hasar görmüş. Bu tip döşeme yollar genellikle öyle. Roma ya da Pisidya döneminden kalan yollar bunlar. Burası da bir antik yol. Yukarıdaki taş döşeli yolun devamı. Karşıdaki köy de neydi adı? Karşı kayalığın arasından antik yoldan yürüyerek aşağı indim. Antik yol bir müddet devam etti. Buraya Mehmet Akif Ersoy kardeşimin yanına geldim su içmeye. Buradan da şu istikamette devam edeceğim. Yürüyüşümün 3. gününde de hedefimi tutturuyorum ve hava kararmadan sütçülere ulaşıyorum. Belediyenin bungalovlarında geceledim. Saat 9.30. Bugün biraz kaytardık tabii, geç başlayacağım. Evet, sütçülerdeyim ve yürüyüşüm buradan başlıyor. Tabii anahtarı verelim. Kapıyı da kapatmak gerekiyor. Evet, güzel bir tesis yapmış belediye. Gecelemek isteyenler için çok iyi. Sürekli sıcak su var. Kliması var. İster sıcak ister soğuk. Gayet güzel. Ben mutlu oldum bugün burada kaldığım için. Şimdi anahtarımı teslim edeceğim ve parkur başlangıcına yürüyeceğim. Parkurda birçok kişi buradan yürümüş. Buradan mı başlıyor bilmiyorum ama kayıtlara baktığım kadarıyla parkur buradan başlıyor. Kimi azıcık yukarımızdan, kimi azıcık altımızdan başlamış. O şekilde.